İyi günler. Bugün 3 Mart 2015 Salı. İşte günün gazete başlıkları. Yeni Akit, KPSS hırsızlığı Gülen bağlantılı. Soruların sızdırıldığı Saçın'ın IP adresinden Pensilvanya çıktı. 2010 KPSS soruları sınavdan 4 gün önce kendisine sızdırılan öğretmen Baki Saçın'ın paralel yapının lideri Fethullah Gülen'in ikamet ettiği Pensilvanya ile bağlantısı ortaya çıktı. Saçın'ın bilgisayarındaki disketinden iletişimde bulunduğu başka bilgisayarların IP numaralarına ulaşıldığı, Pensilvanya ve Ohio eyaletleri arasında bulunan bir kişiyle irtibatının bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Akşam Haziran oyunları. 7 Haziran seçimleri öncesi kaos için Birleşik Haziran Hareketi üzerinden düğmeye basıldı. İlk hedef üniversiteler. Dünya bir kişinin istihdamı 430 bin lira. Birinci bölgede 426 bin liraya yaklaşan bir kişiye istihdam sağlama maliyeti 6. bölgede 201 bin liraya iniyor. Güneş, bana mazlumu getirin. CHP Haziran seçimlerine bugünün değil 2001 Türkiye'sinin görüntüsüne sarılarak kampanya açacak. Reklamcı Ali Taran'la anlaşan Kılıçdaroğlu uçuk vaatlerle oylarını artırmayı hayal ediyor. Habertürk, Binbir Çiçekli Bahçe, destan romanların ustası edebiyatımızın çınarı Yaşar Kemal Binbir Çiçekli Bahçe dediği her renk ve düşünceyi dostça, özgürce barındıran bir kültür mozaiği ile uğurlandı. Hürriyet, sarayda gıda analizi. Erdoğan'ın doktoru, suikastler artık silahla değil gıda yoluyla yapılıyor. AK Parti milletvekili de olan Doktor Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda acil tıbbi müdahalenin yanı sıra gıda ve beslenme güvenliğinin de planlandığını söyledi. Milli Gazete, Onur Kırıcı, dünyanın gizli yapılanmalarının başında gelen CFR'ın New York'ta yapacağı yıllık kurumsal toplantısının onur konuğu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu olacak. 4-7 Mart tarihleri arasında New York'ta Birleşmiş Milletler'in cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi programına katılacak olan Davutoğlu'nun CFR'ın toplantısına onur konuğu olarak çağrılması manidar bulundu. Milliyet, Musul'a yeşil ışık. Ankara, IŞİD'i Musul'dan çıkarmak için koalisyonun düzenleyeceği operasyonda incirlik gibi üslerin kullanılmasına sıcak bakıyor. Posta, aşk krizi mi kalp krizi mi? Ailesi evinde ölü bulunan ünlülerin diyetisyenin Yelda Kahvecioğlu'nun kalp krizinden öldüğünü söyledi. Diyetisyenin Twitter ve Instagram'daki son mesajları ise kafaları karıştırdı. Sabah, silahlar hemen şimdi bırakılsın. Başbakan Davutoğlu, Dolmabahçe'de açıklanan 10 madde bir ön şart değil, metnin esası silahları bırakma kararıdır dedi. Star, barış rahatsız etti. Anaların gözyaşı dinsin, 30 yıldır akan kan dursun diye başlatılan çözüm sürecinde kritik virajın geçilmesi paralel çeteyi rahatsız etti. Diyaloğu, kardeşliği dilinden düşürmeyenler barışı görünce paniğe kapıldı. Takvim, 35'li Kemal CHP lideri iktidara gelmekten umudunu kesti. Seçimde oy hedefini %35 olarak belirledi, Aydın Doğan ve Hürriyet yazarları şoka girdi. Türkiye, Cidde'de gündem özgür Suriye. Suudi Arabistan kralıyla Erdoğan ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldı. Ana konulardan biri de Suriye'deki iç savaştı. Vahdet, bırakın çocuklarımızı. PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısı konuşulurken gözü yaşlı Kürt aileler iyi niyet gösterisi olarak dağda alıkonulan çocuklarının bırakılmasını istiyor. Vatan, Türkiye oradaydı. Yaşar Kemal Türkiye'dir sözü dün bir kez daha ete kemiğe büründü. Edebiyatın dev çınarı için siyasetçisi, iş adamı, sanatçısı, futbolcusu, işçisi, köylüsü yan yana saf tuttu. Herkes sustu, Yaşar Kemal konuştu. Ve Yeni Şafak, Suriye mutabakatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan Kralı Selman Abdülaziz, Suriye'de muhalefete verilen desteğin sonuç almayı hedefleyecek şekilde artırılması için mutabakata vardı. Kral Selman, uçuşa yasak bölge konusunda da Türkiye'ye destek verdi.